kamyonundan herkese merhaba. Anlayacağınız gibi yine Yasak Elma setindeyiz. Yine bir soru cevap yapacağız. Aldık sorularınızı. Şimdi başlıyorum. İlk sorumuz. Çok güzelsiniz. Bunu nasıl koruyorsunuz? Öncelikle çok teşekkür ediyorum güzel bulduğunuz için. Bunu nasıl koruyorsunuz kısmına mesela iyi besleniyorum diyebilirim. Maalesef spor yapmıyorum çünkü hiç vaktim ve halim olmuyor. Çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz ama hafif besleniyorum. İyimserliğimi hiçbir zaman kaybetmemeye çalışıyorum ve ufak tefek bakımlar yapıyoruz. İkinci soruma geçelim. Hayatta çok pişman olduğunuz bir konu var mı? Ne olabilir? Mesela ben 20-25 sene önce dil öğrenmek için İngiltere'ye gitmiştim. Sonra çok çabuk döndüm, hemen 3 ayda. Biraz daha kalsaydım, eğitimime orada devam etseydim falan, daha fazla okusaydım. Okuduğum okulu seviyorum ama Marmara Güzel Sanatlar Grafik, evet seviyorum ama belki de yurt dışında vizyonumu biraz daha genişletebilirdim. Sonra Lemanne ile ilgili bir proje yapmayı düşünüyor musunuz? Malum oldu galiba. Bu aralar annemle oturup sürekli proje geliştiriyoruz. Beraber şarkı söylemeyi çok sevdiğimiz için kafamızda bir takım projeler var. Yani çok yakın zamanda buna dair bir bilgiyle karşılaşabilirsiniz. Sıradaki sorumuz, kızı olmak nasıl bir duygu? Bağlantılı soru. Aslında ben bir annenin kızıyım, yani o benim annem. Ama tabii sizler için çok farklı bir karakter. Türkiye için çok önemli, efsane bir karakter o Leman Sam. Yani şöyle bir enteresan ve güzellik oluyor. Mesela ben Gül Güzeli diye bir şarkı yapıyorum. Bunu annem söylüyor ama annem de masal. Ve sıradaki soru. Bir şehir olsaydınız hangisi olurdunuz? Birinci sırada kesin İstanbul olurdum. Yani İstanbul'un eski hali olmak isterdim aslında. Şimdiki halinden çok memnun muyum bilmiyorum. Yani biraz daha az binanın, az gökdelenin olduğu bir bölgesinde oturduğum için yine de seviyorum. Her türlü güzel bir kent. Ne yaparlarsa yapsınlar, bir noktada güzel bir açısı var. Ama ikinci kentte Lisbon olabilirdim. Portekiz'in Lisbon kentini çok seviyorum. Bu kadar tempoya nasıl yetişiyorsunuz? Evet, yani bilmiyorum nasıl acaba. İşimi çok sevdiğim için olabilir çünkü her fırsatta dile getiriyorum bunu. Belki de ezberlediniz benden duyduğunuz için. Konfüçyüs'ün bir lafı var. Her insan sevdiği işi yapsa kimse çalışmak zorunda kalmaz diye bir laf. Ben bunu çok seviyorum. Sevdiğim işi yaptığım için çalışıyormuşum gibi gelmiyor. Ve sevdiğim işi yaptığım için de herhalde bu yüzden yorulmuyorum çok fazla. Günümüz Türkiye'sinde en rahatsız olduğunuz durum nedir? Birinci derecede insanların içindeki, toplumdaki şiddet eğilimi, başta kadına, sonra çocuklara, hayvanlara, çevreye karşı şiddet, tahammülsüzlük, trafikte tahammülsüzlük, insanların birbirine karşı saygı duymaması, empati kurmaması, alçak gönüllülükten vazgeçmiş olması biraz benim konuda düşündürüyor bu toplum açısından. Aslında biz böyle bir toplum değiliz. Birazcık farkındalığımızı tekrar uyandırmamız gerekiyor. Kendinizi geliştirmek için neler yapıyorsunuz? Çok yoğun tempoda gerçekten aslında, neyse ki hani 46 yaşındayım, 40 sene en azından bunun için bir şeyler yaptım ama hala her şeye çok merak duyuyorum. Hala her şeyi merak ediyorum ve her şey beni çok şaşırtmaya devam ediyor. Bilime çok ilgi duyuyorum. Bulduğum her yazıyı o anlamda okumaya çalışıyorum. Çok fazla tabii ki böyle televizyon, işte bazı dizileri seyretmek için fırsatım olmayabiliyor. Sinemaya daha az gidebiliyorum ama hayatta kafa patlatıyorum ve hani çok tecrübe dinliyorum. Mesela insanların hayatlarında yaşadıkları hikayeler beni çok ilgimi çekiyor. Çünkü onların hepsi tecrübe ve mutlaka benim işime yarayacak, kendi gelişimimde işime yarayacak unsurlar barındırıyor. Hangi tür kitaplar okuyorsunuz? Aslında bunlar bağlantılı bir cevap olabilir çünkü biyografileri çok seviyorum. İnsanların hayatlarındaki bazı büyük hikayeler çok ilgimi çekiyor. O insanları o noktalara getiren bedelleri, ödedikleri bedeller, getiren hikayeler, yaşadıkları, hiç hep dışarıdan gördüğümüz halinin, görünenin arkasındaki, bunlar benim hep çok ilgimi çektiği için biyografi kitapları çok ilgimi
dikkatimi çekiyor. Hayatta aldığınız en büyük karar sanırım çocuk sahibi olmam. Taro doğduktan sonra hayatım değişti. Zorlukları da oldu ama o benim hep koruyucu meleğim oldu. Aynı zamanda çok ilham vericiydi. En büyük karar sanırım oydu. Dizi mi sinema mı demişsiniz. Dizi tabii çok yoğun bir tempo. Çok fazla kafa patlatamıyorsunuz karakterle. Gerçi bir karakteri oturttuktan sonra o böyle daha rahat akmaya başlıyor. Yani hani çok da fazla düşünmeye bir zaman sonra gerek kalmıyor biliyor ama bazen bir sonraki hafta ne olacağını en az sizin kadar biz de merak ediyor olabiliyoruz. Sinema filminde sanırım başının sonunu bilmek, oraları geliştirmek, oralara nüanslar katmak ve kafa patlatmak daha mümkün sanırım. Ya ikisinin de yeri ayrı. Bakalım önümüzdekilerde belki bir sinema filmiyle karşınıza çıkabilirim. Yeni soru cevaplarla tekrar karşınızda olacağız.